Fenerbahçe'nin başına getirir. Abi, bu kadar sana, ya. Bak sana yemin... Başka bir şey söylüyorsun sen. Bak sana yemin ediyorum. Şu anda başkan beni arasa, Ali Bey beni arasa. Dese ki Emre çok konuşuyorsun. Orada burada bize sallamayı biliyorsun. Al sana para kardeşim. Bütçe. Fenerbahçe teknik direktörünü sen belirleyeceksin dese. Vallahi billahi ya Christoph Daum getiririm ya Yılmaz Vural'ı getiririm. Ha vallahi ya billahi. Şu anda geçiş döneminde. Ha lig başlamadan bir iki ay önce otururuz konuşuruz. Bambaşka şeyler getiririm. O ayrı. Ama şu anda ya Yılmaz Vural'ı getiririm ya Christoph Daum getiririm. Ben Yılmaz Vural'ı getiririm. Bak çok net söylüyorum, Yılmaz Vural'ı getiririm Yılmaz Hoca'ya. Sezon sonuna kadar bu şansı veririm. Ben sezon sonuna kadar da Yılmaz Vural'ın, bak ben gelsem bundan daha kötü olmayacağını biliyorum. 1+1 yap ya. Bak ben Yılmaz gelsem Hoca'yla. Bundan daha kötü ya, olmaz. Yılmaz Hoca sezon sonuna kadar da tamam der. 1+1 tabii. Sezon, bak Yılmaz Hoca para almaz, açık söylüyorum. Sezon sonuna kadar gelir. Ya şampiyon yapar ya ikinci yapar. En kötü ikinci olur bak. Averajla falan kaçırırlar en kötü. Seneye de şampiyon yapar. Dayı. Abi bu... Olacak iş değil. Şimdi şunu söyleyeceğim. Beyler yarın Vitor Pereira açıkladı. Neydi? Ne? Yaz. Yarın Vitor Pereira... Jesus. La yollar ayrıldı açıklaması yapacak. Yılmaz Vural Türkiye'nin Jorge Jesus'udur. Alex Ferguson'ıdır. Arsene Wenger'idir. Ona Fatih Terim, Yılmaz Vural, Mustafa Denizli, bu adamlar başkadır. Yılmaz Vural Türkiye'dir ya. Yılmaz Vural Türkiye'dir ya. Hakikaten öyle. Yılmaz Hoca bu şansı hak ediyor. En altta oğlum. Bu adam gidiyor. Pereira yarın güne güne. Bay bay Pereira. O ayrı. Şimdi sevgili seyirciler. Çok tweet geliyor. Var Odası TV 100 etiketine. Instagram'dan benim Şenol Güneş'i ve Yılmaz Vural'ı verebilir misiniz ayrı ayrı? Rica edeceğim sevgili seyircilerimden. Ben sevgili arkadaşlarımdan rica edeceğim. Efendim? Şey ya. Bir şey mi var? Dışarı söylüyorum ha. Sıkıntı mı var? Yok. Sıkıntı yok. Hayır. Çok enteresan. Şimdi gelelim, aynı müzik devam ediyorken Halis Özkahya'ya. Şenol Güneş kalsın. Fenerbahçe ve Şenol Güneş çarşamba günü Tarabya'da görüşecek. Bir tane arkadaşım demiş ki ne oldu, kafayı mı çekecekler demiş. Tarabya'da. Ümit Besen'e mi gidecekler demiş. Çok güzel yazmış ya. Güzel yazmış. Evet. Fenerbahçe ve Şenol Güneş çarşamba günü Tarabya'da bir araya gelecekler. Sevgili seyirciler. Bugün çok önemli bir televizyonculuk ve gazetecilik yaptık. Ben değil, Deniz Ateş Bitnel. Büyük olay, çok büyük çok olay. Çok büyük bir gazetecilik yaptı. Bugünün çok tartışılacak pozisyonları yok. Net penaltı son dakikadaki değil mi hocam? Evet, Fenerbahçe maçında. Güneyt Çakır tartışılır, Mete Kalkavan tartışılır. Şunu söyleyeyim, şimdi dün çekme ve itmelere hani var karışamaz derken sana göre mesela Bışar dedi ki penaltı değil, bu itme benim için yeterli değil. Oğuz abi dedi ki yeterli değil. Emre Bol penaltı dedi, ben penaltı dedim. Ben dün dedim ki çekme ve itmelerde sana göre bana göre ise tartışıyorsak, net bir şey söyleyemiyorsak var da süzemiyor ve karışmıyor. Karışamaz. Ama bugünkü pozisyon için penaltı değil diyen var mı aramızda? Sen penaltı diyorsun son dakika. Bışar penaltı diyor, Emre Bol penaltı diyor. Dönüyor. Ertem Şener penaltı diyor. Herkes penaltı diyor. Dolayısıyla tartışmasız penaltı olan bir çekme, itme, hatta sarılma varsa da var karışmak zorunda. Şimdi arada fark varken kusura bakmasınlar. Bana dün öyle diyorsun, bugün böyle diyorsun diyemezsiniz. Dün gri bir pozisyondu. Sadece tribünden çekilen bir görüntü var. Sadece bu net itme olduğunu ve herkes hemfikir oldu penaltı olduğunda, vida pozisyonunda. Bugünkü pozisyonu tartışmıyoruz. Herkes penaltı diyor. Cüneyt Çakır yorum hatası yapıyorsa VAR'ın karışması da doğru. Ben Ertem Şener seni kınıyorum. Müzik olarak çok kötü bir tercih de yaptın şu anda. Şu anda müzik güle güle sana yolun açık olsun olmalıydı. Evet. Lütfen değiştirir misiniz müziği? Değiştireceğiz. Güle Ali güle sana yolun açık evet. olsun. Lütfen. Hakemliği resmen bıraktı. Evet. Onu belirtelim. Deniz Ateş Bitler müthiş bir gazetecilik yaptı bugün. Ya ben gazeteci değilim ama. Hayır değilsin ama gazetecilik yaptı. Ben hakem camiasından yeni ayrılmış bir hakem eskisiyim. Halis Özkahya'yı da severim. Her nasıl bir gün önce ne kadar sallamış olsam da ben buradan. Hocam eleştirmiş olsam da. Bak eleştirmiş olsam da Halis Özkahya'yı seviyor olmam. İşte diğer hakem arkadaşlarım seviyor olmam benim onları eleştirmeyeceğim anlamına gelmiyor. Bunu da gördünüz. Halis Özkahya'ya bugün bir mesaj attım. Ve Halis abi, bak Halis abi. Abi mi? Onu soracaksın. Aynen abi, öyle. Abi mi dersin, ne dersin diye. Hakem olarak bak nasıl askeriyede bir hiyerarşi var. Hakemlikte de bir hiyerarşi var. Benden 2 yaş büyük olmasına rağmen ben Halis Özkahya'ya
abi demekten çekinmem, erinmem, utanmam da derim benden büyük. Hatta benimle aynı yaşta olan kişiler eğer benden önce başladıysa bile ben abi ve hocam derim. O senin terbiyen. Halis abi ben Deniz Ateş Bitnel nasılsın yazdım. Sadece bunu yazdım bak. Çünkü aradığımda ulaşılamıyordu. Mesajı gördükten sonra bana geri dönüş yaptı ve uzunca bir görüşme yaptık. Görüşmenin detaylarını da ben... Kısmen aynı kaderi paylaşıyorsunuz çünkü. Tabii. Bir kere ben görüşme sırasında çok fazla duygulandım ki kendisi de duygulandı. Çünkü ağladı 25 mı? Yıllık hakemliğine nokta koyduğunu açıkladı. 25 yıllık kariyerini noktaladı. Ve geri dönüşü yok. Halis Özkahya dilekçesini vermiş. Hakemliği kafasında bitirmiş. Bak bunu söyleyeyim, sadece dilekçe vererek bitirmemiş. Dilekçe vererek bitirse, kabul edilmese belki geri döner dersiniz ama Halis Özkahya kafasında hakemliği bitirmiş. Kanka, şimdi iyi yapmış be, kötü hakemdi ya. Sevgili seyirciler. Ya, kötü hakem, iyi hakem, ben buna yani, karışamam. Ya, benim arkadaşımdı. İyi yönettiği maçlar da vardı. Kötü yönettiği maçlar da olabilir, vardı. Eleştirdik. YouTube geri geldiğinde övdük de ama bir hakemin kariyerinin bu şekilde sonlanmasının taraftarı değilim. Ha, şimdi detayları vereceğiz zaten. Hazırlandı. Şimdi zaten yine Emre Boz sahip çıktı ama. Halis'e söyleseydim. Onu da ilettim ve onu da teşekkür etti sana. Özellikle söyledim. Emre Bol sana stüdyoda sahip çıktı. Bak şimdi seni destekleyen açıklamalar da yaptı Emre Bol. Sen dedin yani eğer çıkmış gerçekten böyle bir şey varsa helal olsun dedin. Aynen de öyle olmuş. Deniz Hocam bir saniye şimdi. Bir müsaade edin. Sevgili seyirciler. Bu anlatsın bu güzel hikayeydi ya. Vallahi bu. Ekrana gelecek sen. Gelecek şimdi konuşmalar. Yılmaz Vural'la Fenerbahçe yönetiminin görüşeceği yönünde iddialar gelmeye başladı. Ama Pereira'yla yarın resmi açıklama yapılacak deniliyor. Sayın Ali Koç'un istifasını istediği, Pereira'nın istifasını vermediği, istifayı kabul etmediği, bundan dolayı da tazminattan dolayı istemiyor. Fenerbahçe'de gönderecek. Resmi olarak göndereceği söyleniyor. Bu benim Instagram adresim. Yılmaz Vural'ı ister misiniz Fenerbahçe'de? Alta istediğiniz yorumları yazabilirsiniz. Yılmaz Hoca şimdi ben mesajlaştım. Bütün hepsini okuyacağım dedi. Hepsini. İki, Şenol Güneş de çarşamba günü ya da salı günü İstanbul'da bir görüşme, Tarabya'da İstanbul'da bir görüşme olacak. Bu da benim Instagram adresim. Altına yazabilirsiniz. Ve şimdi gelelim Halis Özkahya'ya. Halis Özkahya'ya gelelim. Sevgili seyirciler, Halis Özkahya, Bışar sol tarafına baksana Emre, kim geldi ama isim söylemeyin. Söylemeyin. Sevgili seyirciler. Kaza geliyoruz hemen. 5 tane yara şimdi, bandı mı biliyor? Yok. Evet yok, ben şimdi son dakika bilgisini bir daha söyleyeyim. Ertem, Emre Bol'u da destekleyen bir bilgi daha geldi. Toplantı sona erdi. Pereira toplantıdan ayrıldı. Sabah tekrar bir görüşme yapılacak ve nihayete erecek. O toplantı sonrası da açıklama yapılacak. Emre şimdi sevgili seyirciler. Haber geldi Halis Özkahya ile ilgili. Recai Bey sizi böyle alabilir miyiz? Alttan Recai Bey. Alttan. Recai Bey. Evet. Recai Bey. Recai Bey'e bir kahve söyler misin? Recai Bey. Recai Bey bir kahve içer, sana zahmet söyler misin? Recai Bey'e bir kahve. Recai Bey hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, şimdi Halis Özkahya ne dedi? Deniz Ateş Bitler'e ne anlattı?